Gazetesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız ve Amerika ile başlıyoruz. 8 Kasım'daki başkanlık seçiminden zaferle çıkan Donald Trump, gelecek ay yapılacak yemin töreniyle resmen başkanlık koltuğuna oturacak. 20 Ocak'ta Washington'da yapılacak tören için hazırlıklar sürüyor. Serhan Akif Ak Yıldız ve Erhan Polat'ın bu hazırlıkları ilişkin izlenimlerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Gelecek ayın sonunda başkanlık koltuğunun sahibi değişecek. 8 Kasım'daki seçimde demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı üstünlük sağlayan Cumhuriyetçi Donald Trump yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak. Geçen ay 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Cumhuriyetçi Donald Trump, gelecek ay 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin ardından resmen başkanlık koltuğuna oturacak. Yemin töreni Kongre binasının önünde gerçekleştirilecek ve şu anda Kongre binasının önünde yemin töreni için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Trump tören sonrası 4 yıl boyunca kalacağı Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak. Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra Kongre binasının önünden ayrılacak ve Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak. Donald Trump Beyaz Saray'a giderken Kongre binasının önündeki Pensilvanya Caddesi'ni kullanacak. Trump'ın yolun bir bölümünü yürümesi de bekleniyor. Trump'ın törenden sonraki yeni adresi Pensilvanya Caddesi üzerindeki 1600 numaralı konut, yani Beyaz Saray. 20 Ocak'ta Donald Trump'ın son durağı Beyaz Saray olacak. Trump 4 yıl boyunca Beyaz Saray'ın misafiri olacak. Beyaz Saray önünde de 20 Ocak günü için hummalı bir çalışma var. Trump karşıtı bazı grupların 20 Ocak'ta protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor. Bu çerçevede yemin töreni sırasında Washington'da güvenlik önlemleri en üst düzeyde olacak. Birçok yol trafiğe kapatılacak. Binlerce güvenlik görevlisi herhangi bir sorun yaşanmaması için görev yapacak. Yemin töreninin maliyetinin 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Pazarına düzenlenen saldırıyı IŞİD'in üstlenmesi sonrası Almanya'daki Müslüman toplumu ve mülteciler yeniden tartışmaların gündeminde. Özellikle aşırı sağda saldırıyla ilgili İslamofobik yorumlar öne çıkıyor. Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ülkedeki son durumu Dilge Timoçin'e değerlendirdi. Gökay Bey, öncelikle geçmiş olsun diyelim Berlin'deki saldırıdan sonra ve ilk şunu soralım. Pakistanlı genç birinin gözaltına alındığı söylendi, sonra serbest bırakıldığı söylendi. Son olarak da IŞİD üstlenmiş gözüküyor. Ne gibi bilgiler var Alman medyasında acaba? Alman medyası bilgileri paylaşma konusunda biraz dikkatli. Çünkü savcılık şu anda olayı soruşturuyor. Dün akşamdan bugüne kadar olayın kaza mı olduğu veya gerçekten bir saldırı mı olduğu konusunda tedbirli bilgiler vermeye çalıştılar. Bugün İçişleri Bakanı büyük bir ihtimalle saldırı olduğundan yola çıkıyoruz dedi ve bugün son anlaşıldığı kadarıyla olayın bir saldırı olduğu anlaşılmış durumda. Ama kim saldırdı, nasıl saldırdı, niye saldırdı, işte orada hangi güvenlik etkileri alınmalıydı, engellenebilir miydi? Bu da şu anda Alman medyasının, Alman kamuoyunun tartıştığı konular. Tabii hepimizin aklına gelen de bir Müslüman tarafından mı gerçekleştirildi? Alman Müslüman toplumu bundan nasıl etkilenir? Türkler nasıl etkilenir? Hemen aklımızı kurcalamaya başlayan sorulardı. Sizin öngörünüz nedir? Yani şu anda Türk toplumunun bir temsilcisi olarak durumu nasıl görüyorsunuz? Ben tabii olayları, yani canileri, teröristleri ben herhangi bir grubun mensubu olarak görmüyorum. Cani canidir. Nereden gelirse gelsin, Suriye'den de gelse, Irak'tan da gelse, Türkiye'den de gelse canidir. Almanya'da dünyanın birçok yerlerinde oldukça farklı olaylar oluyor. Bu olayları yapanların kimliklerinden, etnik kökenlerinden dolayı bir grubu, bir ülkeyi, bir dini sorgulamamak gerekiyor. Sonuçta Almanya'da oldukça fazla mülteci evleri yakıldı, insanlar öldürüldü, sokakta dövüldü.
Bundan yola çıkarak hiç kimsenin aklına bütün Almanların cani olduğu, Almanların ırkçı olduğu düşüncesi gelmedi. Ve ben olaya biraz bu açıdan bakmadığım için beni ilgilendiren, ilk etapta ilgilendiren konu bu güvenlik önlemleri niye alınmadı, alınabilir miydi, önlenebilir miydi? Çünkü artık Almanya değil, Avrupa'nın, dünyanın her tarafında buna benzer olayların olacağı konusunda şüpheler var. Özellikle yoğunluklu olarak insanların bulunduğu yerlerde bu gibi olayların olacağı konusunda düşünceler var. Bundan dolayı daha fazla güvenliğin alınması gerekiyor. İnsanların güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Çünkü devletlerin görevi vergi ödeyen insanların güvenliğini sağlamak. Ben bu açıdan tabii bakıyorum. Ama tabii şey olayı, sizin söylediğiniz bu gibi olaylar olduğunda ilk aklımıza gelen ya keşke Müslüman olmasa. Yani Müslümansa eğer bundan sonraki siyasi ortam nasıl gelişecek ki? Semen'de başladı. Buradaki aşırı sağcı AfD partisi olayı hemen siyasi olarak öz kullanmaya başladı. Aşırı sağ politikacılar bunu kullanmaya başladı. Ama maalesef bizim Türk toplumu içerisinde de Berlin'deki olan olayları herhangi başka kızgınlıklarından dolayı Berlin siyasetine başka kızgınlıklarından dolayı sanki bir bayram havasında yaşar hale geldi. Ben yani aslında iğrençlikler her tarafta kendisini gösteriyor. Şu anda bizim düşüncemiz, bizim buradaki düşüncemiz, aklı başında insanların daha çok bir araya gelmesi, daha çok seslerini çıkarmaları, daha çok birbirleriyle diyalog içerisinde olması ve terörü savunan, teröristi savunan, terör gruplarını savunan kesimlerin toplum içerisinde tamamen marjinalleşmesi. Az önce dediğiniz ya, bu Almanya için alternatif partisinden bahsediyoruz sanırım. Şu anki yaklaşımları nedir? Hani açıklamalar var mı? Takip ettiğiniz bir durum var mı? Siyasileştiriyorlar dediniz. İslamofobik bir yaklaşım var mı? Yani İslamofobik yaklaşım. Zaten onlar bütün dünyadaki olayların sorumlusunu Almanya'ya gelen mülteciler olarak göstermeye çalışıyor. Dün akşam olay olduktan hemen kısa bir süre sonra Almanya için Alternatif Partisi'nin eşinin başkanının erkek arkadaşı, ki onun üzerinden genellikle bu siyasi mesajlar veriliyor. Ölenleri işte Merkel'in, şansölyenin ölüleri olarak lanse etti. Almanya'nın buna karşı aktif bir şekilde hareket etmesi gerektiğini, bazı şeyleri üstü kapalı söylüyor olsalar da burada mültecilerin ülkelerine gönderilmeleri, kapıların kapatılması, yasaların değiştirilmesi, buna benzer sertleştirici önlemlerin alınmasıyla ilgili önerileri var. Ama bu öneriler sadece mültecilerle ilgili kalmıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hristiyan Demokrat Parti'nin parti kurultayında daha önce yine aynı partinin sosyal demokratlarla birlikte gerçekleştirilmiş olduğu bir yasanın, çifte vatandaşlığı mümkün kılan bir yasanın geri alınmasına yönelik karar alındı. Yani Almanya'daki, Avrupa'da göçmenlerle ilgili yaşam şartları gittikçe artıyor ve önümüzdeki dönem içerisinde daha da azalacağı konusunda maalesef umutlar yok. Merkel'in mülteci politikalarında herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Sonuç itibariyle Avrupa'da birçok saldırı oldu. Berlin biraz bunların dışında gözüküyordu. Evet, uyarılar vardı ve o saldırı sonunda ne yazık ki Berlin'i vurdu. Merkel'in bundan sonraki politikalarında herhangi bir değişiklik olur mu sizce? Merkel'in politikalarında değişiklik olsa da olmasa da artık Merkel'in siyasi kimliği tartışılmaya başlandı. Şu anda her ne kadar parti kurultayından sonra Merkel'in oylarında, kamuoyu araştırmalarında bir yükseliş görünüyor olsa da Almanya tamamen bölünmüş durumda, ikiye bölünmüş durumda. Bu sadece işte eskiden olduğu gibi Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar değil. Her iki partinin içerisinde veya bütün var olan partilerin içerisinde aşırı sağa yakın söylemler dile getirenler var. Aşırı sağa karşı siyaset geliştirenler var. Yani Merkel'in siyasi geleceğinden çok, Merkel'in yapacağı siyasetten çok bütün partiler, işte burada yıllardan beri hükümet yapmış partilerin bu konuda alacağı kararlar, hükümetlerde alacağı kararlar çok önemli. Şu anda maalesef Avrupa'da göçmen sorununu, göç sorununu, mülteci sorunu aklı başında dile getiren, bu konuda bir pozisyonu olan, bu konuda bir siyaseti olan parti yok. Bütün partiler, yıllardan beri ülkeleri yöneten partiler kendi siyasetlerini aşırı sağ siyasetlerin, aşırı sağ partilerin
söylemlerinden yola çıkarak yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Yani bu önümüzdeki dönemin en tehlikeli gelişmeler olarak gündemimizde. Gökay Bey, ben rakamlara baktım. 2016'nın ilk yarısında Almanya'ya 220 binden fazla mülteci giriş yapmış ve geçen yılda toplamda 1 milyon 100 bin mültecinin Almanya'ya geldiği görülüyor. Bu mültecilerin Almanya için şu ana kadar yarattığı bir sıkıntı var mı? Siyasetçilerin hedef aldığı ve bu mültecilerin, mülteciler arasından birinin saldırı düzenlediği, Pakistanlı bu gencin de onlardan biri olduğu söylendi ama şu anda da serbest bırakıldı, ama bu mültecilere karşı bir ön yargı var mı Almanya'da? Nasıl uyum sağlayabiliyorlar mı? Durumları nedir? Yani Almanya'daki iki durum var. Birincisi, gerçekten milyonlarca insan mültecilerle birebir çalışıyorlar. Onların Almanca öğrenmeleri, onların Alman toplumuna uyum sağlamaları, onların günlük yaşama entegre olmaları, uyum sağlamaları açısından oldukça fazla çaba sarf ediyorlar. Ama bunun dışında bir de siyasi oluşumlar var, işte aşırı sağ partiler. Bu aşırı sağ partiler daha çok korkuya dayanarak mültecilerin, örneğin dün geldiler, bugün bizden fazla para alıyorlar. İşte önümüzdeki dönemde bizi evlerimizden atıp mültecileri yerleştirecekler gibi bir korku salıyor. Almanya'da her ne kadar ekonomik kriz gözükmüyor olsa da özellikle orta ölçekli insanlarda bir var olanı kaybetme korkusu var. Ve bu aşırı sağ bu kaybetme korkusunu çok iyi bir şekilde, yani iyi derken olumsuz bir ve etkili bir şekilde aşılamaya çalışıyor. Ve Alman toplumunda genelde bir kaybetme korkusundan kaynaklanan bir endişe var. Göçmen siyasetine, mülteci siyasetine yönelik bir endişe var. Tabii bir de Almanya'daki göçmen siyasetini, mülteci siyasetini örneğin Türkiye'dekiyle karşılaştırmak mümkün değil. Ben kendim belediye meclisinde de üye olarak çalıştığım için biliyorum. Her gelen mülteciyle, mültecinin ihtiyacına göre mutlaka çalışmalar yapılmak zorunda. Çocuksa çocuğun kreşi, gençse onun gideceği okul, eğer yetişkinse onların sağlık durumları. Yani her konunun birebir ele alındığı bir süreç bu mülteci süreci. Ve bunu yerel düzeyde insanlar birebir görüyorlar. Onlar için ne yapıldığını, neler verildiğini görüyorlar ve kendilerine sürekli rakip, özellikle sosyal olarak geri planda olanlar kendilerini rakip olarak görüyorlar. Ve bu kesimlerden AfD, işte Almanya için Alternatif Partisi oy toplamayı beceriyor. Bu bir taraftan da, diğer taraftan da Almanya'da bir algıya yöneliyor. Sanki herkes için bu olacakmış gibi. Yani sonuçta mültecilerin Almanya'ya gelmesi aslında, eğer Almanya bu kafasını kullanırsa veya Avrupa kafasını kullanırsa, büyük bir şans. Çünkü gittikçe eriyen bir nüfusu var, gittikçe yaşlanan bir nüfusu var. Genç nesil oldukça az ve genç nesile ihtiyacı var. Artık Almanya'da, Avrupa'da insanlar fazla çocuk da yapmak istemiyorlar. Yani iş yerlerinde çalışacak, istihdam edilecek insanlara ihtiyaç var. Bunu bir aklı başında kullanabilirlerse, gelen insanları geldikleri günden itibaren topluma entegre, adapte etme konusunda çalışmalar olursa, bu Avrupa için de büyük şans olabilir diye düşünüyorum. Sayın Gökay Stofoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Ayşegül Simit özetleyecek. Ayşegül, söz sende. Basın özetlerine Washington Post'la başlayalım. Bugün Almanya teyakkuzda, zanlı ortada yok başlığıyla yayınlanan gazete, sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırının Avrupa'nın kalbinde Hristiyan geleneklerini hedef aldığını yazıyor. Haberde 12 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak tırı kullanan Pakistanlı sığınmacının delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı da belirtiliyor. Gazete ayrıca IŞİD'in bu saldırıyla bir Batı ülkesinde korku ve kaos ortamı yaratma, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ayrımı derinleştirme amacına ulaştığını yazıyor. Washington Post iç sayfalarında ise Büyükelçi Andrei Karlov suikastine rağmen Suriye üzerindeki Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin planlandığı gibi devam ettiğini yazıyor. Amerika'nın Suriye krizinin çözümünden dışlandığı yorumu yapan gazete, Karlov suikastinden sonra şimdilik soğukkanlılığını koruyan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in elindeki avantajları sonuna kadar kullanmaya kararlı olduğu görüşünde.
Washington Post'a göre Amerika'nın Suriye meselesinin dışında tutulması, Şam'dan Tahran'a, Ankara'dan Moskova'ya kadar bütün bölgenin Amerikan karşıtı demir yumruklu liderlerin eline geçmesi anlamına gelir. Bugün New York Times Türkiye'yi yakından ilgilendiren haber ve değerlendirmelere geniş yer ayırıyor. Gazeteye göre Büyükelçi Carlos suikasti, ilk bakışta saldırganın attığı Halep'i unutmayın sloganı da göz önüne alınınca Rusya'nın Suriye'de oynadığı role duyulan öfkenin yansıması olarak yorumlanabilir. Ancak gazete Türkiye'nin Suriye ile ilgili tutumunun çok büyük değişimden geçtiğini, bir zamanlar Esad'ı devirmek isteyen Ankara'nın şimdi Kürtlerin Suriye sınırında çok güçlenmemesi için çaba harcadığını yazıyor. Gazeteye göre demokrasi yolundan keskin bir biçimde sapan Erdoğan'ın Putin'le ortak payda bulması Batı'da gerginlik yaratıyor. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması Putin'i çok sevindirir diyen gazete, Erdoğan her ne kadar başa çıkması zor bir lider olsa da Türkiye'nin bir müttefik olarak Amerika'nın elinden kayıp gitmesi Suriye Savaşı'nın kabul edilemez kayıplarından biri olur yorumunu yapıyor. New York Times ayrıca Türkiye ve Almanya'yı terör saldırıları açısından karşılaştırıyor. Türkiye'nin şiddet dolu bir yıl geçirdiğini ve Büyükelçi Carlos suikastinin bunun son parçası olduğunu yazan gazete, Almanya'nın ise şiddete alışık olmadığı yorumunu yapmış. İki ülke arasındaki bağların çok eskiye dayandığı ve sıkı olduğunu hatırlatan gazete, Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar ve akademisyen Tülin Yazıcı'nın görüşlerine de yer veriyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşadıktan sonra Türkiye'deki terör olayları nedeniyle Almanya'ya dönmeye karar veren Yazıcı, Berlin'deki saldırıya rağmen Almanya'da kendini daha güvende hissettiğini söylüyor. Dündar ise Berlin'in şimdiye kadar terörden nasibini almayan bir kent olduğunu, ancak halkın gergin bir bekleyiş içine girdiğinin açıkça hissedildiğini belirtiyor. Amerikan gazetelerinde öne çıkanlar bugünlük de böyleydi. Özlem, söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Brexit kararının ardından İngiltere'deki son duruma bakacağız şimdi de. İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, ülkesinin Brexit süreciyle ilgili Türkiye'ye örnek gösterdi ve Avrupa Birliği ile kısmi gümrük işbirliği anlaşmasının yapılabileceğini söyledi. Ayrıntıları Londra'dan Elçin Poyrazlar aktarıyor. İngiltere hükümeti Brexit konusunda oldukça yoğun bir gündem yaşıyor bu hafta. İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Brexit konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi ve İngiltere'nin de Türkiye gibi gümrük birliği konusunda kısmi bir anlaşma yapabileceğini söyledi AB ile. BBC televizyonunda konuşan Liam Fox, Türkiye gümrük birliğinin bazı bölümlerinde var, bazılarında yok. Biz de bu tür bir anlaşmaya gidebiliriz yolunda sinyal verdi. Brexit ile ilgili farklı konuları, farklı seçenekleri ele aldıklarını söyleyen Fox, iki ayrı, yani yumuşak ya da sert Brexit gibi iki farklı seçenekten bahsedilemeyeceğini, durumun oldukça karmaşık olduğunu açıkladı. Fox, buna karşın Fox, Temmuz ayında gümrük birliğinden tamamen çıkılması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı. Fox'un bu dönüşü İngiltere hükümetinin malların ve hizmetlerin dolaşımını düzenleyen gümrük birliği konusunda Brüksel ile farklı bir uzlaşı arayışında olduğu yorumlarına neden oluyor. Fox konuşmasında ticarette sürekliliğin devamının sağlanmasının önemli olduğunu söyledi ve tüm meseleleri ele aldıktan sonra da konuyu kabinedeki arkadaşlarıyla görüşeceğini açıkladı. Öte yandan İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ise parlamentodaki açıklamasında hükümetin hala bir Brexit planı olmadığını söyledi. Brexit planının Şubat ayında hazır olacağını inandığını söyleyen Davis, pek çok konunun müzakereli edilebileceği kanısında. Fakat tek müzakereli edilemeyecek konular arasında göçmen politikalarını öne sürüyor Davis. Bunun dışında gümrük birliğinin içinde, dışında ya da kısmi olarak parçası olmak, geçici bir anlaşma sağlamak AB ile Brexit sonrası ya da ortak pazara erişim için belli bir miktar ödenmesi gibi seçeneklerin her birinin masada olduğunu söylüyor Davis. Hükümet ise göçmen politikaları konusunda ağır ateş altında İngiltere'de. İlk defa bir örnek bu. Çünkü İngiltere'de Brexit sonrası Avrupa Birliği vatandaşları haklarını korumak için
iki ayrı önemli kuruluş bir araya geldi ve ortak bir mektup hazırladılar Başbakan Theresa May için. İngiltere Ticaret Odası ve İşçi Sendikaları Hareketi bu mektuplarında AB göçmenlerinin Brexit sonrası İngiltere'de kalabilmesinin önünün açılmasını istiyorlar. Mektupta AB göçmenlerinin haklarının korunmamasının iş dünyası, aileler, yerel topluluklar ve hatta ekonomi için önemli olumsuz sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor bu kuruluşlar. Başbakan May ise geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon AB vatandaşının statüsünün AB içinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının statüsüne bağlı olacağını söylemişti. May, İngiltere vatandaşlarının hakları karşılığında ülkesindeki AB göçmenlerinin statüsünün pazarlık konusu yapılması konusunda eleştiri okları altında. İş dünyası ve sendikalar göçmenlerin Brexit konusunda bir pazarlık kozu olarak kullanılmasına karşı çıkıyor. Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Faslıları aşağılamaktan ve ayrımcılıktan suçlu bulundu. Wilders, suçlu bulunmasına rağmen ceza almadı, böylece Mart ayında yapılacak seçimlere katılabilme hakkını da kaybetmemiş oldu. Mahkemede Geert Wilders'ın cezaya konu olan konuşması izlettirildi. Görüntülerde Wilders, destekçilerine daha az sayıda Faslı isteyip istemediklerini soruyor. Kalabalıkta daha az şeklinde yanıt veriyor. Wilders bunun üzerine bunu halledeceğiz diyor. 3 haftalık bir yargılamanın ardından hakimler Wilders'ı etnik bir grubu aşağılamaktan ve ayrımcılık yapmaktan suçlu buldu. Ancak aşırı sağcı politikacı nefret yayma suçundan beraat etti. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağım. Bu karar beni daha güçlü yapıyor. Utanç verici bir karar. Tabii ki itiraz edeceğim. Ancak şu anda hiç olmadığım kadar azimli olduğumu size söyleyebilirim. Karara rağmen Wilders, Mart ayındaki seçimlerde partisi Özgürlük Partisi'ne liderlik yapabilecek. Wilders kadar popüler biri yok, seçimleri kazanabilir. Wilders'ın 2014'te yaptığı yorumlar ırkçılık karşıtı protestolara neden olmuş, polis 6000'den fazla şikayet aldığını belirtmişti. Hollanda'da nüfusun %2'lik bölümünü Faslılar oluşturuyor. Ben Faslıyım ve 6 haftalık kızım var. Wilders kızım gibiler hakkında konuşuyor ve bu nedenle çocuklarımızın geleceği için buradayım. Mahkeme sırasında Wilders ülkede ne kadar Faslı'nın yaşaması gerektiğini tartışmanın yasal olduğunu söylemişti. Dünya genelinde siyasi doktrinlere son veren bir hareket başladı. Brexit bunu kanıtladı. Amerikan seçimleri bunu kanıtladı. Wilders davayı İslam karşıtı görüşlerini yaymak için platform olarak kullandı. Uzmanlar davanın Wilders'ın seçim şansını arttırdığını belirtiyor. Bunun ülkenin ulus devlet statüsünü kaybettiğine dair yaşanan korkuyla çok fazla mülteci, çok fazla sığınmacı, çok fazla eşitsizlik olduğuna dair duyulan rahatsızlıkla ilgisi var. Wilders'ın Özgürlük Partisi anketlerde %10 oranında görünüyor. Wilders Avrupa Birliği'ne karşı olmasıyla da biliniyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Arap dünyası savaşlar, kötü planlama ve ödenek eksikliği nedeniyle son derece ciddi bir konut açığıyla karşı karşıya. Uzmanlar inşaat sektörünü canlandırmak amacıyla çöpe atılan malzemelerin geri dönüşümünü sağlamaktan robot kullanmaya birçok yeni yaklaşım üzerinde çalışıyor. Orta Doğu'nun büyük çoğunluğunda küçük çaplı inşaatların ana malzemesi briket. Bu malzeme beton, kum, çakıl ve kül karışımından elde ediliyor. İsrail'in beton ithalatını kısıtlaması nedeniyle Gazze'de briket bulmak zor. İnşaat mühendisi iki kadın bu konuyu el atmış. Mühendisler 18 ay süren denemeler sonucunda çömlek atölyelerinden aldıkları kömür külünü kullanarak yeşil kek adını verdikleri çevreyle uyumlu tuğlalar üretti. Proje Japonya'daki inovasyon yarışmasında birincilik ödülü aldı. Gazze civarında elektrik üretmek için kömür kullanılıyor. Kömür yanınca ortaya çıkan külün sadece %40 ila 50'si yeniden kullanılıyor. Geri kalanı çöpe gidiyor.
çevreyle uyumlu külü inşaat malzemesi haline getirdik. Külle yapılan farklı tuğla türleri başka ülkelerde de kullanılıyordu. Gazze yakınındaki atölyede test edilen tuğlalar olumlu sonuç verdi. Bu yeni malzeme mevcut tuğlalardan hem %50 daha hafif hem de %30 daha ucuz. Bu tuğlalar onay almaları durumunda Filistin'de en çok kullanılan inşaat malzemesi haline gelebilir. Öte yandan inşaat sektörünün patlama yaptığı Dubai'de robotlar inşaat sürecini hızlandırmada kullanılmaya hazırlanıyor. Üç boyutlu yazıcıdan inşaat malzemesi elde etmek üzere kimyasal bir karışım geliştirdik. Yazılımdan komut alan robot, tuğladan koca bir duvara inşaatların birçok parçasını elde etmede kullanılabiliyor. İnşaat sürecini %40 oranında kısaltmaktan söz ediyoruz. Aynı zamanda beton kalıbında kullanılan malzemeden tasarruf edebiliriz. Benzer inşaat teknikleri Çin'de de kullanılıyor. Tek fark Dubai'deki robotun özel tasarım ürünü bir makine değil, satışa hazır, sanayi tipi bir cihaz olması. Dubai'de hükümet 2030 yılına kadar inşaatların %25'inde 3 boyutlu yazıcılarla elde edilmiş beton kullanmayı hedefliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.